Çorbasında çok eksikler vardı. Çorbayı zaten beğenmediğimi söyledim. Ara sıcağında bazı hamurunda kalındı. İçerisindeki malzemeyi de çok beğenemedim. Salata zaten pek yorum bile yapamayacağım şu an. Ana yemekte Kral Tacı vardı. Görsel olarak çok güzel getirdi. Ama benim yiyince o görsellikten daha uzak bir tadı aldım. Eti pişmemişti. Bana gelen tarafta kesinlikle pişmemişti. Pilavı güzeldi. Malzemeleri boldu. Ben pilavını beğendim. Tatlısına gelince tatlıda pirinç çok yoğundu. Şekerin kıvamını beğendim. Ama pirinç yoğunluğundan dolayı yani beğendim dedim ama aslında pirinç yoğunluğundan dolayı şu an beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Öncelikle iyi karşıladı dedim ama eleştiriye çok da gelemediğini gördüm Yadigar Hanım'ın. Arzu Hanım'la bu konuda biraz tartıştık. Ama daha sonra benim dediğim gibi yemeğin sonunda gerçekten Yadigar Hanım beni müthiş şaşırttı. Hareketleriyle ve arkadaşımıza kes demesiyle ve oyun oynamasıyla gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Yadigar Hanım'ın bu fevri davranışından aslında benim haklı olduğumu anladı. Yadigar Hanım'ın yaptığı yemeklerden Kral Tacı'nın görselini beğendim, tadını beğenmedim, pilavını beğendim, sütlacının kıvamını beğendim. O nedenle Yadigar Hanım'a puanım 2. Yadigar Hanım'ın evindeydik, güler yüzle karşılandık. Yemeklerine gelince çorbadan başlayayım. Zaten başında da söylemiştim, et ve yoğurt, yani köfte ve yoğurt bir arada olmaz. Zaten yoğurt çorba değil, hiç beğenmedim. Tadındaki ekşiliğe de anlam veremedim. Salataya gelince inanamadım. Karışık salata, üstünde havuçlar uzun uzun ince ince rende şeklinde konulmuş. Yemek istemedim, gene onu da mecburen 2 kaşık aldım. Ara sıcağa gelince evet ıspanağın içindeki ıspanak güzeldi ama dışındaki kalınlık tamamen olmamıştı. Kendisine de söyledim. Ete gelince sadece eti beğendim. Et ve iç pilavı beğendim. Aslında iç pilav ciğersiz olmazdı ama kendisi öyle tercih etti ama tadı tuzu yerindeydi. Şekeri tam ayarlıydı. Üzümleri tam kıvamındaydı. Sütlaca gelince tamamıyla olmayacak bir sütlaçtı. Hiç beğenmedim. Sadece bir huyunu beğendim. Yadigar Hanım'ın bütün eleştirilere saygı çerçevesini bozmadan cevap verdi. Sadece bir ara oynadı. Evet onu da arkadaşların hiç tuhafına gitti. Benim hiç tuhafıma gitmedi. Bu kadar eleştiriye tabii ki bir cevap verecekti yani. Yadigar Hanım'a ben şöyle düşünmüştüm. Her yemeğe 2 puan gibi düşünmüştüm. Eğer 2 tane yemeğini beğenseydim 4 puan da verebilirdim. Saygılı oluşundan dolayı ve sadece eti beğendiğimden dolayı, başka da hiçbir şey beğenmediğimden dolayı puanım Yadigar Hanım'a 2'dir. Yadigar Hanım'ın çorbası günün renksiz olaylarından biri diyelim, renksiz diyelim, lezzetsiz demeyelim. Çorbada sınıfta kaldı. Ara sıcağını beğendim. Hamur işini sevdiğimden dolayı sevdim. Onda da biraz eksikler vardı ama çorbasından daha iyiydi. Ana yemeğine sıra gelince içli pilavı mükemmeldi. Bunu inkar edemeyeceğiz. İçli pilavı çok iyiydi. Ama ne yazık ki pirzolası iyi pişmemişti. Sakız gibi geldi bana. Salatası sadece lezzeti yerindeydi ama görüntü olarak hiç iyi değildi. Hiç iyi değildi. Dereotu kurtarmış salatasını. Tatlıya sıraya gelince tam bir anne tatlısı olmuş. Fırında sütlaç olmamış o. Tam bir anne tatlısı, pirinci fazlaydı. Sofra düzenine gelince serviste çok eksikler vardı. İşte tabak gelmemiş, kaşık eksikti. Yani biraz aceleye gelmiş ya da yetiştirememiş kendisi. Ama genelde bakıldığında eksiklerin dışında dizayn olarak fena değildi. Misafirperverliği bir gitti bir geldi, bir dengesizlik vardı orada. Artık Arzu Hanım'dan dolayı mı, Güney Hanım'dan dolayı mı anlayamadım ama ben müdahale etmeye çalıştım bazı olaylara ama ben de yanlış anlaşıldım orada. Arzu Hanım değişik, yani ne yapmak istediğinizi kestiremiyorsunuz. Bir öyle bir böyle, ben anlayamadım ne demek istediğini. Ben Yadigar Hanım'ın bugün içli pilavını, krebini ve sütlacını annemin sütlacına biraz benzettiğim için kendisine puanım 4. Çorbası çok katıydı. Çok hoşuma gitmeyen bir yemek tarzıydı. Üstünde pul biberli ya sos olmasını tercih ederdim. Ara sıcağı, sıcak gelmesi çok hoşuma gitti. Ama içindeki ıspanağı çok sevmedim. Karışık salata demiş ama sadece kıvırcığı almış, doğramış ve karıştırmış eliyle. İçinde hiçbir değişik, karışık hiçbir şey yoktu. Ana yemeği önceleri ne olduğunu anlayamamıştım. Kral Tacı'nın. Ama gördüğüm zaman gerçekten bir Kral Tacı olduğunu gördüm, anladım. Ve gerçekten görüntüsü harikaydı. İçinde baharatları çok seçemedim. Ne tarçını vardı bana göre, ne de yeni baharı vardı. Tatlı bana göre fırın sütlaç değildi. Sadece sütlaç, anne sütlacımızı almış, kaselerine koyup fırına atmıştı. Öyle bir fırın sütlaç olmaz. Sofra düzeni çok kötü değildi. Ama çok göze batacak kadar muhteşem de değildi. Ev sahibimizin bize karşı davranışları aslında her ne kadar kötü diye nitelendirsek de çok kötü değil. Beğenmediklerimizi dile getirdik, beğenmediğimizi söyledik, ifade ettik. O da bizi kenai bir şekilde yerseniz yiyin, yemezseniz yemeyin der gibi bir hava yarattı ama tabii tam böyle olmasa da size dedi Pekin ördeği de yapsam yine beğenmeyeceksiniz deyip geçiştirdi. Arzu Hanım kişilik olarak kendime benzetiyorum. Dediğim dedik bir hanım. Aslında kötü niyetli değil, çok doğruları söyleyip çok arkasında duran bir hanım. Biraz fevri çıkışları olduğunu düşündük sofrada ama aslında değil. O da dediklerin arkasında kendini korudu. Yadigar Hanım'ın yemeklerinin hepsini beğenmediğim için puanı 5. Çok yorucu bir gündü. Alışveriş, evdeki mutfak olayı, yemek pişirme olayı ve havanın çok sıcak oluşu çok etkiledi beni. Gelen konuklarım çok istediğim gibi çıkmadı, umduğum gibi çıkmadı. İçlerinde bir tanesi olumluydu, diğerleri memnuniyetsizlerdi. Hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi beğenmediler. Yemekleri beğenmediler, her şeyi bir kulp buldular. Gereksiz yorumlar yaptılar. Hatta Seda Hanım gereksiz yorumlarına cevap bile verdi. Ama tabii sonuçta üzüldüm. Aslında ben böyle olmasını hak etmiyordum. Gerçekten çok büyük emek verdim. Menümü ona göre özenle seçtim. Arzu Hanım çok eleştirilerde bulundu. Haklı haksız, saçma sapan. Ben bile şaşırdım, anlam veremedim kendisine. Yarın Arzu Hanım'ın günü. Bakalım o çenesiyle alışverişini nasıl yapacak, mutfağında yemeklerini nasıl yapacak, nasıl bir masa hazırlayacak. Ben de onu yarın göreceğim. Ben Yadigar'ın misafirperverliğini çok sevdim. Çok da güler yüzlüydü, eleştiriye de açıktı. Yemeklerini de beğendim. Çorba biraz katı olmuştu, biraz daha sulu olabilirdi. Ama ben Yadigar'ın yemeklerinin lezzetini sevdim, salatayı sevmedim. Ete ve pilava bayıldım. Sütlaç konusunda eleştiri aldık ama aldık diyorum çünkü o bana anne sütlacı benim için özel yaptı. Dış ses buna çok bozuldu. Ben de öyle deyince Yadigar'la aynı tabaktan sütlacı paylaştık. Yarı yarıya böldük ama anne sütlacı da fırın sütlacı da harikaydı. Ben çok beğendim. Şimdi haftanın ilk günü Yadigar için puanım. Yarın Arzu Hanım'ın evindeyiz. Arzu çok iddialı bir yarışmacı. Felaket iddialı biliyorsun. Gurmeyim dedi, ben bunu böyle yapmam dedi, sofrada bunu koymam dedi, bu bespeçeteyi koymam dedi, bilmem ne dedi. Bir sürü şey söyledi. Bakalım yarın Arzu'nun evinde neler yaşayacağız. Yadigar Hanım 4 rakibinden toplamda 13 puan alıyor. Bakalım yarın Arzu Hanım misafirlerinden kaç puan toplayacak?